Kıymetli kardeşlerim, Yüce Allah'ın selamı, rahmeti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Şimdi bu anlatacaklarıma Allah için iyi dinleyin, iyi anlayın, ona göre kararınızı verin. Kardeşler, insan bu dünyada kimi sevdiğine, kimlerle oturup kimlerle kalktığına, kimlerin safında, kimlerin yanında olduğuna bir baksın önce. Bir Müslüman bugün Kabe'de gece gündüz namaz kılsa, oruç tutsa, Allah'ı zikrederek Kabe'nin eşiğinde ölse yine de sevdikleriyle birlikte haşr olacaktır. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki el mer'u me'amen ehabbe, kişi sevdiği ile beraberdir. Kişi sevdiği ile beraberdir. İnsan kimi sevdiğine bir baksın. Bu hadisten ne anlıyoruz? Ne anlıyoruz kardeşlerim? İnsan bu dünya hayatında kimlere gönül verdiğine, kimleri sevip kimleri sevmediğine işaret ediyor. Ve şunu açık ve net bir şekilde ifade ediyor ki sen müminsen, sen Müslümansan, sen Allah'a inanıyorsan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsan o halde Allah'ın dostlarını dost, düşmanlarını düşman bileceksin, yerini ve safını belli edeceksin. Ne kadar amelin, ne kadar ibadetin, ne kadar namazın, orucun, zikrin, hayrın ve hasenatın olursa olsun. Musa aleyhisselamdan bir kısa vereyim. Hani Allah-u Teala Celle Celaluhu bir gün Musa aleyhisselama ey Musa sadece benim için ne yaptın ey Musa diye sual ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam, ya Rabbi senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim ve zikir yaptım deyince Cenab-ı Hak buyurdu, ya Musa o kıldığın namazlar cennette kavuşturacak yoldur. Yani senin kulluk vazifendir. Oruç, o oruçların seni cehennemden korur. Verdiğin zekatlar kıyamet günü sana gölgelik olur. Zikirlerin de o günün karanlığında sana ışık olur, nur olur, aydınlık olur. Ya Musa benim için ne yaptın diye buyuruyor Cenab-ı Hak. Hazreti Musa aleyhisselam, ya Rabbi senin için olan şeyi bana bildir diyor. Allah-u Teala Celle Celaluhu, ya Musa sevdiklerimi sevdin mi ve düşmanlarıma düşmanlık ettin mi ya Musa diyor. Görüyor musunuz? Allah'ın sevdiklerini sev, düşmanlarına düşmanlık yap. Musa aleyhisselam bu sözün üzerine anlıyor ki hemen orada hubbi fillah, Allah için sevmek ve bu'di fillah, yani Allah için kızmak, Allah için nefret etmek, Allah'ın düşmanlarından nefret etmek, Allah'ı sevmeyenlere, Allah'ın dinini istemeyenlerden nefret etmek olduğunu anlıyor. Kardeşler, kimi sevdiğimize dikkat edelim. Kimin yanında, kimin arkasında olduğumuza dikkat edelim. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin dediği gibi, hiçbir amelime güvenmiyorum, lakin Allah'ın düşmanlarına düşmanlığım var benim. Kıtmir. Kıtmir kimdi Kıtmir? Kıtmir, Ashab-ı Kehf'in köpeğiydi kardeşler. Ashab-ı Kehf'in köpeği. Ne namaz, ne oruç, ne ibadetten dolayı cennete gitti.
Peki ne için Allah kıtmiri cennete aldı? Allah'ı sevenlerle, Allah'ın yolunda, Allah'ın dinine yardım edenlerle birlikte olduğu için cennete gitti. Diğer yandan da Vahile, yani Hazreti Lut aleyhisselamın karısı. O da cehennemin dibine gitti. İle cehenneme zümera. Cehennemin dibine gitti. Niye? Eşcinselleri, lezbiyenleri, o azgın kavmi, yani o Lut aleyhisselamın o azgın ve ahlaksız kavmini sevip desteklediği için el-kahhar olan Allah'ın azabı geldiği zaman Vahile de o zalim ve o azgın kavimle birlikte helak olup gitti. Ve cehennemliklerden oldu. Ve biliyorsunuz ki o işi yapan Lut aleyhisselamın kavmi, o işi yapanlar, o ahlaksızlığı yapanlar 33 kişiydi kardeşler. Ve azap geldiği zaman Lut aleyhisselam ona iman edenleri alıp çıktı. Karısı da onlarla birlikte onları sevip onları destekliyordu. Vahile, o da onlarla birlikte, Allah onu da onlarla birlikte helak etti. Yerin dibine batırdı. Taş etti hepsini. İşte bugün birileri çıkmış bu eşcinsellere, bu LGBT'lilere destek verdiğini ve saygı duyduğunu söylüyor. Yahu kendinize gelin, kendinize. Allah'ın lanet ettiği, Allah'ın helak ettiği bir ahlaksız kavmi, bir zalim kavmi nasıl olur da saygı duyarsınız yahu siz? Vallahi ben saygı duymuyorum. Billahi saygı duymuyorum. Saygı duyanlara da saygı duymuyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Lanetliyorum bu azgın kavimi. Lanetliyorum. Çünkü Allah lanet etmiş. Allah helak etmiş. Allah taş etmiş. Cenab-ı Hak Nur suresinin 19. ayetinde buyuruyor ki, Nur suresi 19. İnananların arasında hayasızlığın, ahlaksızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlara dünyada ve ahirette elem verici bir azap vardır diyor. Kimi seviyorsun, kimi destekliyorsun, kimin arkasından gidiyorsun sen? Ey mümin, ey Müslüman! Cenab-ı Allah ayet-i kerimede فَاَيْنَا تَذْهَبُونَ Bu gidiş nereye? قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Hiç öğüt almıyor musun? Hiç akletmez misiniz? Hiç araştırmaz mısınız? Kimi seviyorsun ya? Kimi destekliyorsun ya? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz eşcinsellik haramdır buyuruyor. Erkek erkekle, kadın kadınla yetinirse ümmetim helak olur buyuruyor. Hakim Beyhek'de. Ve yine Allah'ın Resulü diyor ki Lut kavminin işini, livata, homoseksüellik, lezbiyenlik yapan mel'undur. Mel'undur diyor İbn-i Mace'de. Ve bu eşcinselliğin hiçbir dinde yeri yoktur. Yani hiçbir dinde derken önceki inen, kitap inen kavimler. Mesela İncil. İncil'de Romalılar 1:27 İncil'de diyor ki erkekler erkeklerle utanç verici ilişkilere girdiler ve kendi bedenlerinde sapıklıklarına yaraşan karşılığı aldılar. Bu İncil'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 81. ayet. Gerçekten siz şehveti tatmin için kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir toplumsunuz. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Tevrat'ta Yahudilere inen Tevrat. Eşcinsellik haramdır. Yahudi Musa Aleyhisselam'ın kavmine inen Tevrat Musa Aleyhisselam'a inmiş. Kadınla yatar gibi bir erkekle yatma, bu iğrençtir diyor Tevrat'ta. Bakın bu kitapların hiçbirinde bu azgın kavimin azgınlığının yeri yoktur. Bu zalimliğin, bu ahlaksızlığın yeri asla yoktur. Resmen bela istiyor bu adamlar. Resmen Allah'ın azabını istiyorlar. Bugün hepimizin
Çoluğu var, çocuğu var, karısı var, kızı var, eşi var, namusu var. İnsan şöyle bir düşünmesi lazım. Fuhşiyet, azgınlık. Nasıl olur da sen destek verebilirsin ve nasıl olur da kalkıp da ben saygı duyuyorum dersin. Bir zalime yardım etmek, bir zalime desteklemek zulümdür, zulüm. Yarın Allah'ın huzuruna gittiğin zaman Allah'a hesap veremezsin. Cehennemin dibini boylarsın. İnsan akıllı olması lazım. Cenab-ı Allah bizleri bu azgın kavimden, bu azgınlaşmış, şeytanlaşmış insanların şerrinden Allah bu ülkeyi ve müminleri, Müslümanları muhafaza eylesin. Rabbim zalimlere ve zalimlere destek verenlere Allah fırsat vermesin. Allah'a emanet olun.